Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Ve bugünkü konuklarımız kurumsal eğitmen, kişisel gelişim uzmanı Sayın Reyhan Elmasri. Hoş geldiniz Reyhan Hanım. Tekrar hoş bulduk Sema Hanım. Ve klinik psikolog, psikoterapist Sayın Begüm Kaplan. Hoş geldiniz Begüm Hanım. Hoş bulduk. Evet, öncelikle daha önceki programlarımızda birçok şeyi konuştuk, anlattınız, birçok şeyi öğrendik, farkındalığımız arttı. Ve bugün evet, yine çok önemli bir konuyla birlikte izleyicilerimizin karşısındayız. Konu başlıklarımız nedir? Depresyon ve ilişkiler, herkes ekran başına diyoruz. Hiç depresyonun D'sinden geçmemiş olan, hiç ilişki sorunu yaşamayan varsa izlemesin. Yine de diyoruz ki biz, herkes bizi izlesin. Çünkü bir takım şeylerin ne kadar öncesinde farkında olursak, farkındalığımız artarsa o kadar uçurumun eşiğine gelmeden kesinlikle dönmüş evet, oluruz kesinlikle diyoruz. Doğru mu? Kesinlikle. Zararın evet, neresinden dönsek kar. Kar oradadır. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Çok kişi depresyonda olduğunu söylüyor günümüzde. Az önce ben de söyledim. Depresyonun tıbbi olarak tanımı nedir? Hemen size sormak istiyorum bunu Begüm Hanım. Çok kısa özetle anlatayım buyurun size. Kişinin başta hayatında, işlevselliğinde bozulma oluyorsa bu da bir takım duygular sonucunda kişide kendini belli ediyor. Bunlar ne gibi duygular? İşte eskiden en sevdiği şeyleri yapmayı istemiyor. Bir istediği konuya odaklanamıyor. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hani böyle enerjisi çekilmiş dediğimiz duygu durumları. Üzgünlük, depresif belirtiler, hüzün, düşünceler, değersizlik, suçluluk üzerine olan yoğun düşünceler. Zaman zaman intiharı düşünme, bununla ilgili plan yapma olabilir gibi düşünceler. Çok yemek yeme ya da hiç yemek yememe, iştahın kesilmesi, çok uyuma, az uyuma gibi. Bu belirtilerden en az 5'i varsa ve bu süre giden 2 hafta içerisinde gözüküyorsa tıbbi olarak da artık tanı konulma aşamasına gelinebilir. Şunu da belirtmek isterim ki fiziksel, ruhsal ve bir ilaca bağlı olan yan etkiler olmayacak. Bunlar kişi görüyorsa ya da bu saydıklarımdan en azından bir ikisini hani hissetmeye başlamışsa ufak ufak depresyon belirtisini görmeye başlıyoruz diyebiliriz. Evet. Böylece depresyonun belirtilerini de öğrenmiş olduk. Ama tabii bu belirtiler, daha doğrusu bu aşamaya gelmeden öncesinde yardım almalı mıyız? Profesyonel yardım almalı mıyız? Ya da hangi aşamada profesyonel yardım almalıyız? Aslında o aşamaya çok o kadar derinceye gelmeden daha öncesinde biz yardım almalıyız. Ben daha de söylediğim, paylaştığım gibi duygusal hayatımızda, psikolojik hayatımızda neler oluyor, ne yapıyor diye kendimize bir dönüp bakmamız lazım. Az önce konuştuğumuz gibi uçurumun kenarına gelmeden önce her gün duygusal hayatımıza, psikolojik hayatımıza ben nasıl hissediyorum, ben nasılım bu konuda diye bir bakış atarsak, ona bakarsanız her aşamada bir gelmek lazım. Çünkü hepimizin sorunları var. Günlük sorunları var, büyük sorunları var, travmaları var. Ama Begüm'ün söylediği gibi o aşamaya geldiğinde, hatta o aşamaya geldiği halde değil mi, tedavi almayı, terapi görmeyi reddedenler var. Çünkü şey yapmak, kendini suçlamak, başkalarını suçlayarak, yargılamak bir şey oluyor, kaçış oluyor. Kaçış dönemi oluyor. Ve şey olmadan önce aslında hani biz psikolojik rahatsızlıklarımız, sağlıksızlıklarımız diyelim daha doğrusu. Bu depresyon en sonunda fiziksel rahatsızlıklara yol açıyor. Oraya gelmeden önce hangi aşamada olursa olsun kendinizi duygusal olarak iyi hissetmiyorsanız, bence hani yaşama sevincinizde bir düşme varsa, iş performansınızda düşük, isteksizlik, motivasyonsuzluk varsa hemen bence başlanmalı. Profesyonel yardım almaya başlanmalı. Evet. Bu konuda siz ne diyorsunuz Begüm Hanım? Benim demin bahsettiğim hani o yoğun maddelerin hani
en azından 5'i varsa hani daha çok psikiyatrik boyutta bir psikiyatriste gözükmelerini öneririm. Evet. Çünkü depresyonun dozuna göre hani önce ilaçla tedaviyle de başlanabilir. Ancak bizim daha çok ilgilendiğimiz alan hani psikiyatristle beraber tanının şiddetine göre psikolojik psikoterapiyle psikolojik destek vermek ya da Reyhan'ın da bahsettiği gibi daha bu olmadan hani bu saydığım maddelerden en az bir ikisini ufak ufak hani hissediyorsanız bir belirtiler başlamışsa o aşamada profesyonel destek bizlerden almalarını tavsiye ederim. Zaten ilk başta kendisini hani motivasyonsuzluk ve isteksizlikle gösteriyor. Diğer belirtiler de artçıl olarak geliyor. Evet. Peki ne gibi terapi yöntemleri uyguluyorsunuz? Ben psikoterapi yapıyorum, demin de açıkladığım gibi. Bütüncül psikoterapiyi tercih ediyorum. Bütüncül psikoterapi ne demek? Birçok ekolü içinde barındıran bir terapi tekniği. Bilişsel davranışçı teknikleri kullanıyorum. Davranışsal bazı ödevler veriyorum. Mesela bir depresyon çizelgesi hazırlayabiliyoruz. Hani günün nasıl geçti, neler yaptın, gün yapmak istedikleri, yapmak istemedikleri gibi. Hani buna davranışsal ödevler diyoruz. O elinde kişinin somutta bir gerçeklik oluyor. Hani bu bize terapide hızımızı belirlemede de yol gösterebiliyor. Onun dışında duygu odaklı terapinin tekniklerini kullanıyorum. Depresyonda kişiye yaşadığı olumsuz duygularla tanıştırmak, o duyguları nasıl olumluya çevirmek, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve burada şu da çok önemli bir nokta, yaşadığınız olumsuz duyguları hani kendinizden bir parça değilmiş gibi görmek yerine onu da kendinizin bir parçası olduğunu kabul edip onunla el ele o duyguları da kapsayarak ama yeni duygular da ekleyerek ve daha sonraki yaşantılarında başka bir konuda tekrar depresyona girme olasılıkları olduğunda bu deneyimlerinden yola çıkarak esasında kişinin kendi terapisti olmasını da sağlıyoruz. Yani psikoterapi bu bağlamda hani kalıcı da bir terapi evet. Yöntemidir ve zaman zaman da gerektiği yerde hipnoterapiden yararlanıyorum. O yüzden de bütüncül psikoterapiyi ekolünü tercih ediyorum. Çünkü doğru zamanda doğru yerde kişinin ihtiyacı olan terapiyle kişiyi iyileştirmek ve kendi içsel kaynaklarına ulaşmak nihai hedefim. Evet. Tabii hemen ben Reyhan Hanım'a da dönmek istiyorum. Reyhan Hanım'ın da kullanmış olduğu yöntemler var, değil mi? Evet, konuda. Aslında hani çok ayrı değil, birbirine benzeşiyor ve aldığımız sonuç aynı her şeyden önce. Sonuçta kişinin kendini çok iyi hissederek, bundan kurtularak, kendine yüzleşmiş olarak ve uzun vadeli, kendi kendine uygulayabileceği tekniklerle. Ben de gene şey yapıyorum, her zaman söylediğim gibi kişinin duygusal sağlığına, depresyonda da olsa o depresyona sebep olan nedenleri, ben de kendi aynı şey, benzer şeyleri yapıyoruz. Farklı yöntemlerle kendisiyle gene yüzleşmesini sağlamak. Tıpkı Begüm'ün dediği gibi inkar ederek, bastırarak değil de onunla yüzleşerek, olanı olduğu gibi kabul ederek ama ondan aldığı o şey enerjiyi, olumsuz enerjiyi, negatif enerjiyi bir şekilde kesmek ve hayatın vazgeçilmezleri içinde, çünkü diğer taraftan da hayat devam ediyor. Sorumlulukları, vazgeçilmezleri içerisinde yaşam kalitesi katmak için gene kişinin motivasyonunu yükseltmek ya da bu mesela terapi süresince mesela biz psikiyatristlerle birlikte çalışıyoruz. Evet. O mesela psikiyatrik tedavi süresince bizim verdiğimiz destek o tedavinin de sonucunu daha iyi alması için motivasyon sağlamak. Kişinin moralini, motivasyonunu yükseltecek şeyleri, teknikleri göstermek ve uygulamak. Evet. Yani alternatif çözümler bunlar mı oluyor? Yok, benim kullandığım daha farklı alternatif çözümler onlardan var tabii. Mesela daha önce de bahsetmiştim. Reiki. Evet. Bu fiziksel rahatlamanın yanı sıra araştırma sonuçlarıyla kanıtlanmış bilimsel gerçekler var. Anksiyeteyi, stresi %70-80-90'lara kadar azaltıyor. Ama tabii ki bu tek çözüm değil mesela kullandım. Bu ne işe yarıyor? Gene o kişinin psikoterapi, işte değişim, depresyondan kurtulma, kendisiyle yüzleşme sürecinde bir nevi
hani ağrı kesici, teskin edici olmuş oluyor. Hani nasıl hastalığı tedavi ederken ağrı kesici oluyorsunuz, onun gibi tek çözüm değil. Evet. Mesela nefes teknikleri uyguluyorum, o da aynı şekilde. Ha şey var, bilinçaltı sağlatmak için ayrı nefes teknikleri var mesela, onu da uyguluyorum. Hani isteyenlere, ama o kişinin şeyine bağlı, seçimine bağlı. Duygusal özgürleştirme tekniği var, işte nefes tekniği var uyguladığım, diğer hani terapiden farklı olarak. Bütün bunları da kişinin kendi yapısına, kişinin kendi kabulüne, kişinin kendi inanç sistemine göre. İşte mesela hani kimine diyorum ki olumlama yap, öbürüne diyorum ki tamam bu zikirler hani sana uygun olabilir, onu çek. Kendi yaşam tarzına, inanç sistemine göre farklı şeyler uyguluyorum. Evet. Demek ki çok farklı çözümler var yine tedavi süreci içerisinde. Ama en önemlisi şu diye düşünüyorum. Depresyonu önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle kendimizle barışmamız gerekiyor birinci olarak. Kendimize dönmemiz, kendimize daha çok sarılmamız gerekiyor. Yani kendi, her insan yaratılıştan kendi öz iç kaynaklarına sahip. Yani orası sonsuz. Bizi besleyecek, bizi ayakta tutacak bir kaynak. Ama maalesef yaşam şartları, ailede yaşanan travmalar, yanlış ebeveyn tutumları gibi birçok faktör kişide bazı duygusal tıkanıklıklara sebep olabiliyor. O yüzden bizim de zaten daha psikiyatrik olmadan, hani tanı almadan önleyici kısımda, dediğim, en başta da söylediğim gibi hani fark ettiğinde bir uzmana, bir profesyonele gelerek hani ufak ufak zaten belirtiler göstermeye başlıyor. O bağlamda hani o belirtilerden yola çıkarak kaynağa inmek ve kişinin kendi öz kaynağıyla karşılaştırmak, tanıştırmak. Bu bağlamda hani terapilerde psikoeğitim de veriliyor. Hani o negatif duygulardan demin bahsettim. Onlarla nasıl baş edebileceğiyle ilgili. Böyle bir yolculuk bu ve bunu bir kere kazandığınız zaman hayat kaliteniz gerçekten çok daha artıyor ve ileride yaşayabileceğiniz olumsuzluklara karşı da kendi tedbirinizi alabiliyorsunuz. Evet. Bu bağlamda psikoloji çok önemli. Gerçekten öyle. Gerçekten hepimiz için çok çok önemli. Farkındalık çok önemli. Hani depresyonun, diğer bütün işte anksiyete olsun, şey olsun. Farkındalık ve günde dediği gibi kişinin kendini tanıması, öncelikle olduğu gibi kabul etmesi ve o iç kaynağa ulaşmak. Hı-hı. Hani o çok önemli, çünkü depresyonun en büyük nedenlerinden bir tanesi kişinin çevresiyle ve kendisiyle olan ilişkisinde kendini iyi hissetmemesi. Kaynak hemen hemen ondan kaynaklı, tamamen ondan kaynaklanıyor. O yüzden öncelikle kişinin kendisiyle barışık olması. Zaten insanın ilk ilişkisi kendisiyledir. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Kendimizle barışmadan, kendimizinle ilişkisini tamamlamadan diğer insanlarla ilişki içine girmek durumunda kalıyoruz. Bu sefer herkes de aynı durumda olduğu için karşılıklı çatışmalar ortaya çıkıyor. Hı hı. Karşılıklı çatışmalar sonucunda tekrar insana işte bu depresyona şey yapabilecek, sebep olabilecek değersizlik duyguları, başaramama duyguları, korkular. Hı hı. Bunları birbirimize hababam şey yapıyoruz, ekiyoruz. Evet. Bir de bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, ben şeyi çok duyuyorum. Mesela geliyorlar, geç aşamada geliyorlar. Ben işte hani niye size geleyim ya da psikiyatriste şeye gideyim ki, kardeşimle konuşuyorum, komşumla konuşuyorum, oh bir güzel rahatlıyorum. O rahatlama değil, tam tersine. Çünkü atıyorum, siz bana bir şey anlatıyorsunuz, ediyorsunuz derdinizi, ama sizinki benimkinin yanında bu kadarcık kalıyor. Ben diyorum ki aman Sema, sen de yani buna mı üzülüyorsun? Dert ettiğin şey bu mu? Bu sefer siz o sorunlarınızın üzerine, halbuki o sizin için önemlidir, sizin için büyüktür. Belki dışarıdan baktığında benimki büyük görünmez ama şu kadarcık bir şey sizi depresyona sürükleyebilir. Tamam mı? Evet, kesinlikle. Biz bunu uzman olmayan kişilerle, eş, dost, ahbapla çözmeye kalktığımızda hani gerçekten dertleşelim. Biz çok paylaşan bir milletiz, Türk milleti olarak. Fakat bu sefer şeyleri görüyorum. İnsanlar birbirlerine o kadar çok duygusal çöplüklerini akıtıyorlar ki, mesela sürekli kız arkadaşından şikayet dinlediği için yıkılıp depresyona girip bana gelen var. Ben bunu biliyorum. Evet. O önlemek için yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Eğer hayatınızda sürekli böyle kişiler varsa, sürekli gelip işte size hani derdini anlatan, şikayetini anlatan, sürekli eşinden, ilişkilerinden şikayet eden birileri, gerçekten ona siz kendi psikolojik sağlığınız için, siz kendiniz depresyona girmemek için bu tür depresif kişilerin hayır demesini, dur demesini bilmemiz lazım. Hani
Nereye kadar iyilik yapıyoruz? Dostluk, arkadaşlık, sevgi gösteriyoruz. Nereye kadar karşımızdakine bize duygusal çöplüğünü akıtmasına izin veriyoruz. Orada çok ince bir çizgi var. Bu da bence onu önleyen en büyük sebeplerden bir tanesi. Evet. Reyhan'ın söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Zaten kişide depresyonun en temel duygusu değersizlik ve kendini suçlamak. Yani bu duygular zaten zihinde ve bedende dolaşırken bir de bir arkadaşınızdan iyi niyetli olarak belki başlıyor olabilir konuşma ama o negatif, o negatif ne oluyor? İçerideki o değersiz duygular daha güzel besleniyor. Ve farkında olmadan hani hissedersiniz, şöyle hani denilir halk içerisinde, ne kadar negatif bir ortam var. Ne oluyor? Kişilerin duyguları birbirine geçiyor. Dolayısıyla kişide de eğer bu altta değersizlik, suçluluk duyguları temelde varsa tetikleniyor ve olaydan etkilenip depresyona girmek olabilir. Mesela sosyal medya. Sosyal medyada biliyorsunuz ki çok güzel paylaşımlar oluyor özel sosyal medya sitelerinde. Kişide bunlar yoksa kendi hayatında güzel yerlere gitmek, belki bir kız arkadaşının olmaması, erkek arkadaşının olmaması, altta da yatan demin bahsettiğim değersizlik, suçluluk duygularıyla beraber ne oluyor? Kişi o sanal ortamdan bile etkilenip depresyona bile girebiliyor. Bu da günümüzde yaşadığımız ve bize terapiye gelen insanlarda gördüğümüz sorunlardan bir tanesi.